Selam, ben Adal ve evet, birinci bölüm 12. level'da bitirmiştik. Şimdi 60 level'ım ve 7911 emerald'ım var. Oyun çok sarıyor. Ciddi anlamda sarıyor ve oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Belki 1 ay, 3 ay, 5 ay sürmeyecek ama yeni eklentiler gelecek ve daha gelişeceğiz. Şimdi 30 tane kutu açılımı yapmak istiyorum. Sizin için bu kadar biriktirdim, fazla da biriktirdim ama hepsini şimdi harcamayacağım. Çünkü daha farklı zamanlarda, daha farklı zorluklarda eşyaya ihtiyacım olacak. Mesela bam! 1. Soul Knife 50 seviye, gayet güzel. Bunlar güzel oluyor ama skillleri de önemli. Gauntlet. Oha, yumruklarım var. Yumrukları seçebiliyorum. Şimdi çok güzel. Soul Knife benimkinden bir seviye düşük. Benim pickaxe'im var şu an. Critical Hit vuruyor ki 3 katını vurabiliyorum birine. Hatta Swirl var. Etrafta böyle savrularak insanlara dalabiliyorum ki bir tane de mantar yiyoruz mesela. Şu mantarın etkisi. Kafamız öyle bir güzel oluyor ki. Ve pat küt pat küt pat küt çok hızlı vurabiliyorum. Ve kritikle beraber birleşince acayip hasarlara kadar çıkabiliyor. Aynı anda yayınlarda oynayıp da en zor bosslardan birini kestiğimizde patlayan bir yay geldi bana. Arbalet geldi. Onunla da mesela Growing'i aldım. 3'e kadar. Ben mesela ne kadar uzağa ok atarsam ok o kadar büyüyerek, daha da fazla hasar vererek gidiyor. Onun dışında bunlar neymiş şimdi? Daha iyi eşyalar getirebilmemi sağlıyor. Bu da ölen kişilerin cesetleri patlıyor ama sıkıntı şu ki çok da fazla tutmuyor o cesetler. İyi değil. Şimşek çaktırma falan var ama gücü fazla değil hani. 53 ile 96 vuruyoruz. Acayip hızlı vurmam lazım bununla. Ohohohoho, evet. Bunun bir kritiği olsaydı bakın. Bunun kritiği olsaydı acayip iyi bir şeydi. Bu şimdilik burada kalsın. Sen abi 216 vuruyorsun. Skillleri o kadar iyi değil. Onun için o da kalsın, satarız. Üçüncü eşyaya geçelim. Grim Armor. Bunlar daha fazla ruh toplamanıza işe yarıyor ki level'lı falan iyi değil ve benim de bu tarz bir zırha ihtiyacım yok. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Ve son olarak 30. Evet, sürekli kılıçlara bastım. Bakalım neler geldi, neler gelmedi. Kılıçlara geçelim. En fazla 54 seviye almışım. 252 vurabiliyorum. Ama bu benim ana silahım değil. Benim ana silahım ahanda burada. 170 vuruyor. Ama hızlı bir şekilde vuruyor. Kritik vuruyor, swirl vuruyor onun için. Ama mesela bu Soul Knife aynı anda kritik vuruyor. Eğer biz buna kritiği bassak şöyle ve alsak elimize. Al şunu. 252 vuruyoruz. Çok yavaş vuruyoruz. Ama kritik geldiğinde 755 vuruyoruz. Mükemmel mi? Mükemmel değil. Çünkü bunu daha farklı bir skill'le birleştirdiğinizde daha devasa vurabiliriz. Onun için bunu alıyorum ve satıyorum. Özelliklerimi geri alıyorum. 58 level'lık yumruk gelmiş. Bu çok iyi. Mesela bunu daha bileyebiliyorsunuz ve %33'e kadar daha fazla vurabiliyor. 101 vuruyorum, 142 vuruyorum. Çok hızlı vuruyorum. Güzel de. Ve mantarı yediğimde çok daha hızlı vuruyorum. Bunu deneyeceğim. Çünkü acayip iyi olabilir. Sadece kritiği yok be. Benim öbüründe kritik var değil mi? Aynen. Bu kritik çok önemli. Hızlı vurmanız için çok önemli. Hani ben bunu kullanabilirim. Çok iyi vurabilirim ama hani kritik vurmadığım sürece o kadar da iyi böyle 4000'lere 5000'lere çıkamıyorum. Kritikle 5000'e kadar vurabiliyorum, evet. Bu eşya güzel bir eşyaymış. Hani ohohoho. Herkes de göremeyeceğiniz bir eşyalardan bir tanesi bu sanırım. Bu eşyanın özelliği ben etraftayken insanlardan can çalıyormuşum. Onun dışında bunların hepsi klasik şeylerden, hani pek bir olayı yok. Oyunun en zor boss'unu kesmeye çalışacağız. Oyunun son boss'unu kesmeye çalışacağız. Oyunda geliştikçe daha iyi hissediyorsunuz. Şu büyücüler var ya, o büyücülere ilk önce kesin. Çünkü büyücüler önemli. O kadar fazla enchant basıyorlar ki bazı yaratıklara. Hani siz onu yenebilirseniz bile yenemiyorsunuz. Size acayip zorluk çıkarıyorlar. Ve ekstra olarak benim kullandığım şeyler. 3'e bastığımda insanların üzerine atlayabiliyorum. Kaçmak için de kullanabiliyorum. Onları sersemletiyorum. Bana vuramazlarken ben onlara vurabiliyorum. Zaten şey de biliyorsunuz. Mantarı yedikten sonra acayip kafam uçuyor. Daha hızlı hareket ediyorum. Ve burada bir tane ruh tılsım var. Buradaki aşağıdaki ruh ne kadar dolarsa benim, ben o kadar kendime can basabiliyorum. Bu da güzel bir iş. Mesela şu an Okyanus'la beraber gideceğiz. Umarım bu sefer yapacağız bazı şeyleri. Çünkü sıkıntı şu. Son boss'u geçebilmek için bir tane totem lazım.
O totem bende var. Kalkan bir totem. Ama onda olmadığı için belki kasamayız ve şu an oyunu aslında biz bitirdik ve tekrardan oynuyoruz. Bu yüzden de Adventure'dayız. Ve Adventure çok daha fazla gizeme ev sahipliği yapıyor. Oyunu bir kere bitirdikten sonra size bir sürü gizli yerler açılıyor ve biz bu gizli yerlerin hepsini yaptık. Size de teker teker göstereceğim zaten. Hop geldim. Hadi bakalım. Bu arada zırhımı sevdin mi? Güzel mi? Özelliği ne? Özelliği cool durması. Ya yani can falan basıyor. Bir de sanırım başkalarının yanındayken az çok can çalıyorum abi. Aynen bak ben birinin yanına geliyorum ya. Ondan bana can geliyor böyle. Hani örümcek gözleri var ya. Onun kanını emiyorum gibi düşün. Gerçi örümcek kan emer mi? Isırır yani yine de olsun. Ama bu beni birazcık daha dokunulmaz yapıyor. Bir de boss fight'ta boss'tan birazcık bir şeyler çaldığımı düşün. Onun canını çaldığımı düşün. 5-5. Yani sonuçta canı da gidiyor. Ekstra 5 damage vursam da. Tatlı bence. Enchantlı. Hop güzel. Güzel. Bam. Tamam iyi. Mantarı da açtım, sıçtık ağzına şimdi. Abi kafamız ne güzel ama. Bir enchantlı daha var burada. Oo, bir enchantlı değil, bayağı enchantlı var. Abi geri çekil, geri çekil. Oo, evet şu an sıçtık. Ne var bunda? Hızlı vuruşlar ve chilling. Chilling ne lan? Öyle bir büyü mü var? Netflix and chill büyüsü. Oo, benim canım bayağı gitti. Tamam, güzel aldık. Tamam. Hop! This is Sparta, this is... Ay, olmadı. Olacak diye düşünmüştüm. Aa, benim şöyle bir özelliğim yok şu an. Beni üzücü, üzen şeylerden biri. Ben daha fazla vuruş yapamıyorum. Benim özelliğim şey ya, E'ye bastığımda öbür zırh bana ekstra eşyalar veriyordu. Onlar yok. Weapon Damage Boost Aura diye bir şey var kurdu aldığımda. Kurtta daha fazla vuruş yapabiliyormuşum. Ama örümcekli olan çok seksi duruyordu be. Cidden çok iyiydi. Aa kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım. Güzel. Oo hayır, hayır ya. Mantarımı aldıktan sonra olmasın. Intense gameplay bebeğim. Bu ruhla da birazcık kendimi iyileştirirsem. Ulan golemi sersemletmeye çalıştım az önce garip bir şekilde. Oluyor bazen böyle şeyler. Gotta go fast. Hatta al. Gotta go fast. Dur dur bu kadar fast değil. Hoppala. Ben son anda kaçtım. Tamam. Güzel, tamam geliyorum bebeğim. Geliyorum, geliyorum. 4088. Hadi. Hala rekoru kıramadım. 7000 falan vuramadım ama. Oo, hayır, 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 hayır. Çok kötü bir ortama girdim ben. Tamam, sorun yok. Yine iyiyiz. Easy. Şimdi gençler, şuraya geldiğinizde şurada bir kitap var. Bu kitabı açtığınızda gizli bir bölüm açılıyor. Bu da olaylardan bir tanesi. Diğerlerini nasıl topluyorsunuz? Hepsini zaten ekranda göstereceğim. Buraya basıyorsunuz ve toplamış oluyorsunuz. Ve her zaman bu gizli yeri açtığınızda size bir tane zırh, bir tane eşya veriyor. Çünkü haritanın birazcık daha ilerleyen kısmında olduğundan hani loot her zaman çıkabiliyor. Başında olsaydı bu loot'u vermez. Çünkü bazı haritalarda direkt en başta çıkabiliyor. That's it, bu kadar. Abi kaç 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 bomba. Bomba lan bomba. Ha, bunlar enchantlanmış. Oha enchant şeyine bak. Adam duvar içinden basıyor. Oo burası fena, burası fena, burası fena, burası fena. Sıçtım. Tamam TNT attım. Kaç. Lan TNT attım. Ay öbür taraftaymışsın. Ben hala benimlesin sanıyorum. Tamam toparladım. Can da geldi güzel. Ama sıkıntı şey strength potion gelmiyor. Daha sık geliyordu lan. Zırhı bir an değişeceğim diye zırh bana küstü. This is Sparta bebeğim. Lan yine çıkmaza gittik. Pickle Nut gelme artık. Abi Pickle Nut kaç seviye ya? Üf. Baltası güzelmiş. Ha baltası cidden hoş. Ama Pickle Nut düşerse hem boss fight'te düşerse sıkıntı. Neyse ben gotta go fast yapacağım. Acaba şu örümcekliği şey yapsam. Aa! Oha bir dakika. Bir dakika bir dakika başka bir şey deneyeceğim. Bak Pickle Nut yüzünden gittik abi. Pickle Nut yüzünden gittik. Abi bütün oyunun ebesi. Oo! 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 Gelme gelme gelme. Ay! Atla oradan atla. Geleyim mi? At. Geldim. Gelin tamam geliyorum ama nop 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 nop. Nop nop. Nop.
Nope, sağdan hop. Güzel, güzel toparladık. Hadi, nice. Ama bu oha, enchantlı büyücü lan. Ama biraz sıkıntılı. Bu ruhum da kalmamış ki. Yine ruhsuzun teki oldu. Abi biraz geri mi çekilsek? Benim can bayağı sıkıntılı çünkü. Dur abi, ben iyi bir yer değil belki ama örümcek zırhıma geri geçeceğim. Çünkü iyi can çalıyor olması lazım. E bunları nasıl avlayacağız abi ki? Oha! Şaka gibi. Abi ateşine sakın girme, O ateşe. Abi zamana karşı, uff. Abi tamam, belki hadi. Kaldı mı, okun kaldı mı? Vur abi ona, vur. Tamam, gir abi. Aynen, çok iyi. Ateşi dehşet vuruyor abi. Öyle böyle değil. Aa, boss fight. Umarım total defeat alırız ya da cidden iyi bir şekilde yeneriz. Yani ucu ucuna gidersek abi, din abi. Değdireceğim. Ve gençler bilmiyorsanız Adventure'dayız. Her şey daha zor. Yani normalde bunu zaten yendik biz. Ama asıl yenmek Adventure ve onun devamında. Aa, çok oklarını harcama. Sıçtık abi. Totem yok şu an. Totem yok. Abi kaç. Oh totem son anda. Aa, sıçtım. Ben bunu nasıl yeneceğim buradayken? Öf. Ay çok zor lan. Bayağı zor. Sende totem yok işte. Aslında bir hakkımız daha olsa net alırız abi. Bir hak... Oh, Pickle Nut! 20 seviyesin. Söylüyoruz, yayında da söylüyoruz. 61 level'ız. Geliyorsun bize. Oo, alabiliriz. Hoppala! Ne? Nasıl? Abi şaka gibi! Abi Pickle Nut! Abi hayatın kaydı Pickle Nut. Bir hakkımız abi. Abi abi boss'u kesip ölmek, aynı anda game over demesi. Pickle Nut. Artifektleri harcayayım da güzel artifekt çıkar belki. Artifektlere göre bir şeyler yaparız. Mesela... Tormund Cover. O geldi abi artifektlerde. Aa, benim kullandığım başka... Benim kullandığım stun'ı artan şey var. Sersemletme var. Bir saniye falan daha fazla stunlıyor. Onun dışında öbürküler standart eşyalar. Abi ben delirdim ama. Hazır mısın abi? Yeniyoruz şimdi. Ama şöyle yapalım. Acayip hızlı bir şekilde böyle. Rushlayarak pat küt dalıp öyle yenelim. Zamanım yok. Valorant'a kapak yapacağım. Falan da filan da. Hadi bakalım. Acayip speedrun. Öyle böyle değil hem de. Baba kızgın. Baba sinirli. Rushla hadi. Hadi vur bakalım. Önümüze kim çıkarsa. Oğlum biz cidden ayrı bir potansiyelimiz varmış lan bunun için. İsteyince nasıl da rushlayabiliyormuşuz biz. Herkesi temizlemeye çalışıyormuşuz biz. Pickle Nut bize ayrı bir gözümüzü açtın. Teşekkürler. Ama yine de ağzına sıçayım be. Evoker. Sıçtım. Kaç. Bayağı ne kadar kaçabiliyorsan kaç. Abi canım kaç? 13 lan. 4500 kaç vurdum lan? Oha bayağı iyi vuruyorum şu an. Sağ kolum o kadar kasılmış ki. Sadece paso tıklıyorum sabahtan akşama kadar. Biri küçücük biri büyük. Regular Show'daki ölümüm. Hadi bakalım. Ruh depom dolu. İki kere kendime basabilirim can. Onun için kaçabilirim. Aa şeyi unuttuk tabii ki. En önemlisini unuttuk. Abi çok geç. O bir dakika. Nasıl? Abi ateş totemi nasıl geçebilir ki? Bayağı anlaki. Gidiyor muyuz? Hadi. Tamam, çok güzel. Bayağı gittik, hayır. Tamam, bu sefer daha fazla oka sahibim. Bu güzel bir şey. Güzel, çok iyi. Bundan dönerek kaç. Ah kaçamadım. Kaç abi, kaç. Ateşe dokunma, ateşe dokunma. Oh no. Oh no. Ateşe dokunma. Totem. Hadi son anda. Nice. Bir adventure da bitmiştir. Oh be. Ne oldu? Oyun yine hata verdi. Harbi mi? Ben tek mi kestim? Tipe bak. Gel dostum. Olay be. Huh?
heroes saved the day and vanquished evil. Oğlum sondaki animasyon çok tatlı. Hep beraber dans etmeleri görmemişim, saçma duruyor. Oley, apokalips açıldı bende. Oha, Winter Armor geldi, unique. Oh, tipe bak. Oh, çok iyi. Ne? 108 ile 1079 arasında artifact damage'ı vurabiliyorum. Nasıl yani? Ruhlarla çalışıyormuş abi. Oha. Oha, 108 ile 1079 arasında artifact vuruşu, sadece artifactlerle alakalı. Bana atılan şeyleri geri çevirme var. Daha az damage yemem var ki güzel. Gravity Pulse var. Taunts var. Güzel, bana vurulan hasar geri yediriyor. Ama şu strength falan filan yok. Strength'te 226 ile 401 arasında vurulan... Oh tamam, sanırım ben yeni kılıcımı buldum abi. Ama emin değilim. Satacak mıyım emin değilim. Çünkü bir Claymore abi çok fena vuruyor. Hem kritik var hem de Thundering var. Thundering çok fazla vurmuyormuş ama. Güzel bir Thundering değil. Hadi 401. Kritik vursam 4, 8, 10, 1200 vuruyorum abi direkt. Extra Strength Potion'larla falan birleşse daha fazla vurabilirim diye düşünüyorum ki. Ama bir tane daha yüzde bilmem kaç damage falan olsaydı, o çok tatlı olabilirdi. Oh bak, mesela committed bir tanesi var, öyle var. Level'ı düşük ama o zaman ben bir pislik yapıp kendi zırhımı satıyorum abi. İnşallah düzgün yere gider. Gitmiştir. Claymore 309 vuruyormuş. 1043 vurdum. 400 vuruyorum. 600 vuruyorum. 300 vuruyorum. Tamam. Acaba mantarı yiyince nasıl bir kafası olacak? Şöyle. 1854. Çok fazla hızlı vurmuyor ya. Çok iyi değil. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama ben eşyamı sattım. Aa, satmamışım. Doğru, ben zırhımı sattım. Zırh şey yaptım. Doğru. Güzel bir karar oldu bu benim için. Tamam o zaman. Kazmayla devam edeceğim. Tipim baya seksi. Evet gençler, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yeni açılan şey neydi? Biz önceden bitirmiştik. Default vardı, Adventure vardı, Apocalypse'deyiz şu an. Yani her şey daha zor, her şey daha sıkıntılı ve alabileceğimiz eşyalar çok çok daha iyi olacak. Yani bir sonraki bölümde ben 62 levelken böyle takıldığım bu nasıl zırhlarmış dediğim, ne kadar iyi kılıçlarım var dediğim her şey belki geride kalacak. Çünkü bu patlayan arbalet var ya, bizim bulduğumuz bir yerdeydi. Şurada haritada başka bir yer var. Burayı 9 tane farklı yer rün açtığınızda erişebiliyorsunuz ki biz burayı yendik. Çok zorlu bir boss'tu. Bunu yenmek çok çok daha zor olacaktır Apocalypse'de. Onun için bir sonraki bölümü bekleyin. Onda da 3. şekilde Apocalypse'de bitiririz. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenirsiniz. 20.000 beğeni falan bırakın vesaire diyeceğim. Zorlayın ne kadar zorlayabiliyorsunuz. Ne kadar seviyorsunuz bu seriyi. 3. bölüm ona göre gelecek. Biz oynamaya devam edeceğiz. O zaman başka videolarda, başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.